Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün Silivri'deydi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve MHP Milletvekili Engin Alan'ı ziyaret etti. Bahçeli'nin İmralı sürecine nispet olsun diye Silivri'ye gittiği konuşuluyordu. Bakın MHP lideri çıkışta o iddia için ne dedi? Sayın Başbuğ! Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Silivri, İmralı'nın dengi ve eşiti değildir. Silivri, İmralı'nın dengi ve eşiti değildir sözlerine böyle başladı. Abdullah Öcalan'ın muhatap alınmasına inat Silivri'ye gitti iddiasını cezaevinin kapısında yalanladı. Genelkurmay Başkanı'nı ziyaret etmek demek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün mensuplarını burada ziyaret etmekle aynı anlama gelir. Bahçeli uzun bir konvoy eşliğinde gitti Silivri'ye. MHP lideri Devlet Bahçeli şu anda Silivri cezaevine geldi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile MHP milletvekili Engin Alan'ı az sonra ziyaret edecek. MHP lideri içeride 2 saatten uzun kaldı. Önce eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sonra Balyoz sanığı MHP milletvekili Engin Alan'ı ziyaret etti. Genelkurmay eski başkanı emekli orgeneral Sayın İlker Başbuğ ile bugün tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde görüştük. Sayın Başbuğ metin, azimli, sabırlı, inançlı ve kendisinden emin görmekten de ziyadesiyle mutlu oldum. Bahçeli eli dolu gitmişti Silivri'ye. Başbuğ'a 3 yazarın 12 kitaplık bir setiyle köstekli saat hediye etti. Başbuğ da Bahçeli'ye imzalı kitabını verdi. MHP lideri Engin Alan'a da köstekli saatle ay yıldızlı bir tesbih hediye etti. Elinde önceden hazırlandığı anlaşılan bir metin vardı. İmralı süreci üzerinden hükümete yüklendi. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının ve militan kadrosunun temize çıkarılma gayretlerinin artan bir şekilde sürdürüldüğü bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış komutanlarımızın yargısız infaza maruz kalmaları kabul edilemez bir ilkelliktir. Bahçeli'nin Silivri'deki ilk durağı partisinin ilçe başkanlığıydı. O ziyaret sırasında tatsız görüntüler yaşandı. Bir partili Samanyolu haber ekibine saldırdı. Sen ne yapıyorsun? Polis araya girdi. Olay fazla büyümeden önlendi. Ya bağırma. Tamam bağırma. Gazeteciler kendilerine saldıran partiliden şikayetçi oldu. Şikayet Bahçeli'ye de iletildi. Sayın Bahçeli, elemanlarınız çok terbiyesiz, beni rahatsız ve taciz ettiler. Lütfen müdahale eder misiniz? Lütfen rica ediyorum efendim. Sen ne yaptın?